Merhabalar. Günün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün kanalımda bol soslu, çıtır çıtır kızarmış bir tavuk tarifi paylaşacağım. Tarif için bir tane yumurtayı kabın içerisine aldım. Üzerine bir çay kaşığı toz kırmızı biber, bir çay kaşığı pul biber, bir çay kaşığı zerdeçal, bir paket kabartma tozu, bir su bardağı un yarım çay bardağı galeta unu ekledikten sonra bir diş sarımsağı rendeleyip ilave ediyorum. Bir çay kaşığı tuz ilave ettikten sonra bir su bardağı dolusu maden suyunu karışımın içerisine ekliyorum. Sos pürüzsüz bir kıvam alıncaya dek karıştıracağım. Sosu hazırladım sıra geldi tavuk etini sos içerisine almaya. 850 gram tavuk eti kullandım tarif için. Şülyen şeklinde doğrattığım tavuk göğsünü kabın içerisine aldım. 1 saat sos içerisinde bekleyecek. 1 saat sonunda tekrardan karıştırıp kızartmaya alacağım hazırladığım soslu tavuğu. Önceden ısıttığım kızgın yağ içerisine ara boşluklar bırakarak tavuk etini alıyorum. Tekrarlamak istiyorum tarif için 850 gram tavuk göğsü et kullandım. jülyen şeklinde doğrattığım tavuk etini güzel bir sos hazırladım. Bir saat sos içerisinde bekletti. Gördüğünüz gibi tava içerisine aldım. Kızartıyorum. Çevirdiğim tavuk etlerini diğer kızartacağım etlere yapışmasın diye kenara aldım. Tekrardan ilave yapıyorum tava içerisine. yerken lokum gibi ağzınızda dağılan dışı çıtır çıtır güzel bir lezzet. Tekrardan tavuk eti ekliyorum tava içerisine. Biraz ara boşluk bırakıyorum. Tavuklar birbirine yapışmasın diye. Tarif çok pratik, çok da zaman almayan, lezzetli, herkesin severek yiyebileceği bir tarif. Daha önce denemediyseniz kesinlikle denemenizi önereceğim lezzetlerden birisi. Alt tarafı kızardı, tavuğu çevirip diğer tarafında kızartmak için gördüğünüz gibi çevirdim ve her tarafı nar gibi kızaran tavuğu tava içerisinden alıyorum. Herkesin pratik bir şekilde hazırlayacağı bu güzel çıtır çıtır, soslu tavuk kızartma tarifini sizlere dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalıştım. Umarım sizler de hazırlar, sevdiklerinize paylaşırsınız bu güzel lezzeti. Şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. O güzel yorumlarınızı videomun altına bekliyorum. Sizlerin görüşleri benim için çok değerli. Tarifin malzemelerin neyi ne kadar kullandığımı açıklama kısmında belirteceğim. Bir tarifin sonuna geldim. Başka bir tarifte görüşmek üzere.